Günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir çapraz açı programımızla yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Bugün yine bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Yeni görevinde ağırlıyoruz, mutluyuz. Denizli için önemli bir isim. AK Parti Denizli Milletvekili, AK Parti Kadın Kolları Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım Medya Başkanı Sayın Nilgün Ök. Yani maşallah titriği yükseldikçe bizim açıklamamız da biraz zor oluyor. Kusura bakmayın lütfen. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Biraz daha sorumluluk ve yükümlülük arttı. Tabii böyle biraz önündeki başlıklar çoğaldı gibi oldu. Ama yine aynı şekilde Denizli Milletvekili Nilgün olarak Denizli'mize hizmet etmeye devam edeceğim yani. Ama önemli Denizli için aslında. Yani genel anlamda baktığımızda tüm milletvekillerimiz veya genel anlamda siyasetçilerimizin Ankara'da önemli yerlerde olmaları bizler için gurur verici. Siz ilk duyduğunuzda, önce ondan başlayalım. Heyecanlandığınız belli oluyor. Neler hissettiniz efendim? Evet, açıkçası bizde kongremiz bizim 8 Mart'tı. Ben 8 Mart tarihinde duydum bu görevimi. 8 Mart'ta duydum. Tabii ki insan önce şehrim adına çok mutlu oldum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bana bu görevi layık görmesinden dolayı çok büyük onur duydum, gurur duydum. Mutlu oldum. Tabii ki çok da büyük bir sorumluluk. Artık hani Denizli özelinden bir şehir siyasetinden çıkarak tüm Türkiye'de siyaset yapıp ve o siyasetin şekillenmesindeki karar alma masasının etrafında oturmaya başlıyorsun. Ve artık siz de bizler de orada politikalar üretmeye başlayacağız. Partim adına, ülkem adına politikalar üreteceğiz. Tabii bu çok büyük bir önemli bir büyük bir sorumluluk, görev. Öyle olunca insan tabii ki bir her ve tedirginlik yaşıyor açıkçası. Ama bir taraftan da siyaseten hem de şehrim adına böyle bir görev aldığım için Denizli'den de hani bir genel başkan yardımcısı olduğu için çok mutlu oldum. İnşallah Rabbim utandırmaz. Görevi almış olduğumuz görevi layıkıyla yerine getirmeye nasip eder. Ben tabii biraz da yapı itibariyle bugüne kadar almış olduğum görevlerde hep en iyi şekilde yapmayı hedefleyen ve bu noktada adım atan bir insanım. İnşallah bundan sonra da ekip de çok güzel. Sayın Başkanımız Ayşe Keşir'in başkanlığında kendisi ki inanılmaz tecrübeleri var. Siyaseten AK Parti'nin kurulduğu günden beri ve özellikle kadın politikaları üzerinde birçok çalışmaları var. Dolayısıyla başkanımızın da bu tecrübesi olunca onun vermiş olduğu böyle güvenle, rahatlıkla inşallah AK Parti genel merkezde 2023'e, işte 2053, 2071'e gidecek. Kadınlarımızın ülkemizdeki hem siyasi alanda, hem sosyal, hem kültürel, her türlü hem ekonomik alanda ayaklarının daha sağlam yere basar hale getirilmesi için canla başla çalışacağız. Başkanlık göreviniz ayrıca bizim için de bir güç. Medya ve gazeteci için büyük güç. Çünkü tam da yerinde. Tanıtım ve medya başkanı. Evet. Tam da bizlik. Kesinlikle öyle. Bir de şöyle, bugüne kadar biz kadınların, AK Parti'deki kadınların hikayesi o kadar farklı ve çok büyük bir mücadele var. Aslında hep ben söylerim bunu, AK Parti bir kadın harekatıdır diye. Bu noktada artık bizim kadınlarımızın daha görünür olup, daha gün yüzüne çıkıp o model, rol model olarak ortaya çıkması gerektiğine inanıyoruz. Biz tanıtım medya olarak da bu kadın politikalarımızı ve kadınlarımızın daha görünür olmasını bu yeni dönemde hedeflemiş bulunmaktayız ki Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu, onunla birlikte biz MKYK toplantımızı ilk onunla birlikte gerçekleştirdik. Orada kendisi de bunun altını çizdi. Dedi ki artık bundan sonra dedi daha fazla ki evet sosyal medyada var ama görsel medyayı da kullanmamız konusunda bizim anlatacak. Çünkü kadınlara dair bizim anlatacak, söyleyecek AK Parti olarak o kadar çok şeyimiz var ki. Şöyle bir baktığımızda kurulduğu günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz kadınlara karşı pozitif ayrımcılık deyimini bizim kulaklarımıza hani nakşeden Sayın Cumhurbaşkanımızdır.
Bununla duyduk. Onunla birlikte, bu pozitif ayrımcılıkla birlikte her alanda gördük bunu. Kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık, eğitimde pozitif ayrımcılık, işte kadınların eşit işe, eşit maaş stratejisi, kadın statüsünü güçlendirme genel müdürlükleri kuruldu. Hala bu mücadelelerimiz devam ediyor. Kadına karşı şiddeti önleme ile ilgili 6284 sayılı yasa kanunu yine AK Parti döneminde devreye alındı. Pozitif ayrımcılık anayasaya girdi. En büyük olan, biliyorsunuz, Türkiye'de kadınlar hep bugüne kadar hep seçtiler. Seçilme ile ilgili, seçilmesiyle ilgili o bilinci, o toplumda bunun yayılmasını, altını, önünü açan da AK Parti'dir ki bununla birlikte 2013 yılında iyice açmış oldu. Başörtülü kadınların da artık toplumumuzda ciddi bir sayıda olan, yani toplum belki kadınların %50'den fazlası, bizim toplumumuzda inancımız gereği başörtülü kadınlarımız vardı ki bunlar ne okula gidebiliyorlardı, ne işte avukatlıklarını yapabiliyor, ne doktorluklarını yapabiliyorlardı, ne de meclise girebiliyorlardı. Biz AK Parti olarak çok büyük bir mücadeledir. Artık Türkiye toplumundaki tüm kadınların fiziksel işte dış görünüşüne bakmadan örtüleriyle de birlikte her alanda yer almasının önünü açan bir AK Parti var. Tam özgürlüğü tanım, yani kadınlarımız açısından tam özgürlüğün önünü açan bir AK Parti olduk. İnşallah bunları, bu hikayelerimizi, bu mücadelelerimizi daha çok duyuracağız. Politikalarımızı anlatacağız. Bu anlamda da tanıtım medya çok önemli. Sizlerle birlikte işbirliğimiz de çok önemli. Güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. İnşallah diyelim. Bir de kongreleri biraz değerlendirelim. Yani gençlik kollarının kongresi oldu, kadın kollarının kongresi oldu. Genel anlamda nasıl geçti? Gerçekten baktığımızda herhalde bu hafta içerisinde de genel bir kongre olacak. Evet. Kongreleri değerlendirdiğinizde nasıl bir, yani bir heyecan var mı? Tabii biz bugüne kadar kadın kolları ve gençlik kolları kongrelerimizi gerçekleştirdik. Çarşamba günü de büyük kongremizi gerçekleştiriyoruz. Bizim AK Parti kongreleri her zaman bir şölen edasında geçer. Gerçekten coşkulu, inanılmaz teveccühün olduğu, Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühün olduğu bir şekilde geçer. Tabii pandemiden dolayı biz bu yılki bu sayıları, rakamları, katılımcıların sayılarını kısıtlamalar getirdik. Salon oturma düzeninde de düzenlemeler yaptık ki ona rağmen hem kadın kolları olsun hem gençlik kollarında olsun kongrelerimiz çok güzeldi. O kadınların o Sayın Cumhurbaşkanımıza olan inançları, onu desteklemeleri, inanın Cumhurbaşkanımıza o yaptık, atmıştıklı sloganlarla konuşmasına çok büyük coşkuyla destek oldular. Gençlik kollarımız keza öyle. Salonda inanılmaz çok büyük bir coşku vardı. Gençlerimizi öyle görünce, tüm Türkiye'den öyle görünce inanılmaz derecede gurur duyduk ki biz sadece Denizli'den bizim 600 gencimiz gitti gençlik kollarından. Salona giremediler ama manevi destek olmak adına salonun dışında bile Sayın Cumhurbaşkanımız da o havayı, orayı teneffüs etmek adına kongreye katıldılar. Tabii bu mutluluk verici. Bu kongreler sonucunda bu ekip artık bizi 2023-2024 seçimlerine taşıyacak ak kadrolarımızı oluşturmuş oluyoruz. Bu kadrolarla işte yeni yol planlarımızla, eylem planlarımızla hedefe doğru gideceğiz. Cumhurbaşkanımız da çok memnundu. Özellikle kadın kongresinde böyle kadınlarımızı birkaç kez ayağa kaldırarak, o bizim Rabia'mızı yaparak verdirttiği sözler, coşku görünmeye değerdi. Aslında AK Parti ailemiz güçlenerek devam ediyor. Kadın özelinde söyleyeyim, bugün 5,5 milyon üyemiz var bizim AK Parti teşkilatları ki bugün Avrupa'ya baktığımızda belki ülkemizdeki birçok siyasi partilerin üyesinin sayısından bile fazla 5,5 milyon kadın. Ve her geçen günde yeni üyelerimiz AK Parti ailemize katılmaya devam ediyor. Bu anlamda da bir seferberlik başlatmış durumdayız. Bu şunu gösteriyor, milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza olan inancı tamdır. Milletimiz artık istikrar istiyor. Büyük güçlü Türkiye'nin ne demek olduğunu anladılar ve bu yolda da Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühleri ve inançları tam. İnşallah bu destekle güzel bir şekilde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşasında 2023'te o Cumhuriyetimizin kuruluşunun
100. yıl dönümünde hep birlikte güzel bir seçim geçireceğimize inanıyorum. Kadınlardan devam edelim. Bir de tabii plan bütçe komisyonunda da siz varsınız. Yani sadece bir yerde yoksunuz, her yerde varsınız. Artık eviniz Ankara'da olacak sanırım. Zor geleceksiniz Denizli'ye. Şunu sormak istiyorum. Kadın girişimciler, özellikle bizi izleyen, evinde oturan kadınlarımızı, kadın girişimciler nasıl yükseliyor mu rakam olarak baktığınızda girişim sayı? Hani dediniz ya, evet özellik var, kadınlar için ayrı bir Cumhurbaşkanımız tarafından da bir faydalı olaylar var. Ne tür değerlendiriyorsunuz? Girişimciler artıyor mu? Evet, aslında rakamlara baktığımızda, kadının iş gücüne katılma oranlarına baktığımızda AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu ne oranda ciddi anlamda artışlar söz konusu. Yani bu rakam, kadının iş gücüne katılma oranı %18'lerde falan, da bugün geldiği nokta %35-%38 oranlarına ulaşmış durumda. Pardon, %34 civarında. Tabii hedefimiz daha fazla. Kadın girişimciler noktasında biliyorsunuz KOSGEB'le ilgili 50 bin lira destek veriyorduk. Bu rakamı 70'e çıkardık. Dün ben AK Parti Denizli'de, sadece Denizli örneğini vereyim özelinde, teşkilatımızla, bizim de biliyorsunuz il teşkilatımız da yenilendi. Orada bir tanışma toplantısı gerçekleştirdim. İçinden 3 tane kadınımız çıktı. Dedi ki KOSGEB desteğinden yararlanaraktan kendi işimi kurdum diyen. Bu bile örnek. 50 kişide 3 kişi çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın o vermiş olduğu destekle diye. O 50 bin lira almış. Sonra da 100 bin liraya kadar sıfır faize destek vardı biliyorsunuz. Tabii bunlar baktığımızda kadınlar için çok önemli. Aynı zamanda kooperatifçilik. Kadın kooperatifleriyle ilgili bir ciddi anlamda yaklaşık 2 yıldır hem Ticaret Bakanlığımızın hem Aile ve Çalışma Bakanlığımızın önderliğinde 200 bin liraya kadar hibenin olduğu, 200 bin liraya kadar hibenin olduğu bu teçhizat alımında projeler hayata geçirildi. Ben geçenlerde Baklan'da yine böyle bu şekilde kurulmuş kooperatifimiz, dün de yine Denizli'de Ayasofya Kadın Kooperatifini ziyaret ettim. Bunlar yeni kurulan kooperatifler ve kadınlar bir araya gelerekten ekonomiye katkı sağlamak amacıyla. Ciddi anlamda da Denizli'de de 11 tane kooperatifimiz var. Türkiye alanında da böyle bir trend olmuş. Eskiden erkekler vardı kooperatiflerin başında. Şimdi kadınlar mı var? Tabii ki, kesinlikle kadınlar var. Çünkü üretim kadınlar var. Hem de çok da büyük destek var. Böyle kadının tek başınaysa böyle 5-7 kişi bir araya gelerekten, birçok en az bir araya gelerekten kooperatif kurmaları ve bununla üretime katkı sağlamaları bizim için çok önemli. Türkiye ekonomisinde baktığınızda erkeğin iş gücüne katılma oranı %87 civarlarında falan. Ne oluyor? %13'lük bir kısım kalıyor ekonomi. Şimdi kadının bu oranı %30'larda. Erkekte %13'lük bir kısım var dersen, %13 daha erkeğe koydun diyelim, %100 olduğunda orada alan daralıyor. Ama önümüzde %70'lik bir kadın var. Kadın potansiyeli var. Yani Türkiye ekonomisini bundan sonraki süreçte büyümesinin önünü de kadınların iş gücüne katılımından, iş hayatına, iş gücüne istihdam edilmesinden geçtiğine inanıyoruz. Ve bu noktada politikalar geliştiriyoruz. Geliştirmeye de devam edeceğiz. Yani o kadın hareketi dediğiniz AK Parti'nin daha da güçlenecek diyorsunuz bununla birlikte. Kesinlikle öyle. Bugüne kadar güçlendi. Bakın daha görünür olmaya başlanıldı. Yani ben hep söylüyorum. İşte hep kadının işte siyasetteki, meclisteki temsil oranına bakarız ya. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize o seçme ve seçilme hakkını verdiğinde %4.4'tü mecliste. Sonra ta 2002 yılına kadar %0.80 küsur 90'larda, bir bile değil, böyle düşmüş. Ya o %4.4'ten olsaymış, böyle yükselerek gitseydi bugün çok daha temsil oranımız çok daha 25-30, dünya ortalaması %27. Belki dünya ortalamasında olurduk, belki üstüne geçerdik. Ama maalesef ket vurulmuş. Kimler tarafından ket vurulmuş? O sürece bir bakalım. O süreçte kim iktidarda vardı? Şimdi AK Parti ile birlikte o Cumhurbaşkanımızın o pozitif ayrımcılık kadına, tabii o birden hadi kadın olduğu için koyalım demekle olmaz. Bizim o kadının, nitelikli kadınların, donanımlı kadınların gün yüzüne ortaya çıkması gerekiyor. Bunların rol model olması gerekiyor. Onların ben de varım demesiyle oluyor. Bugün geldiğimiz oranda %17 nokta küsur meclisteki oran.
Bu bir başarı, bu bir mücadeledir. Bugün yine mecliste en fazla kadın vekil sayısına sahip parti yine AK Parti'dir. Dolayısıyla biz kadının her alan diyor ki yani muhalefet, siz kadını eve yok öyle bir şey. Kadın tam tersine, kadın dışarıda. Biz onlardan değiliz. Kadınların sivil toplum kuruluşlarında yer almasının önünü açıyoruz. Kadın kooperatiflerimizin önünü açıyoruz. Ben buradan herkese çağırıyorum. Şimdi 2021 yılı da kadın kooperatif, geçen 2020'de vardı. O destek aynı şekilde yine devam ediyor. Lütfen projenizi yazın, başvurun. Bakanlık açtı, belli bir bütçesi var. Bütçe daha başında. Dolayısıyla bir an önce buna başvurmak gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımız çok güzel hikayelere imza atıyor. Bunun da bizim de öncüsü olmamız gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Birçok şimdi baktığımızda kadınlarımızın yavaş yavaş derneklerde de yani iş insanları derneklerinde de başkanlık yaptım, bunları da görüyoruz. Bunlar da bize mutluluk veriyor. Artık herkes biliyor, gençler biliyor ne yapacağını, kadınlar biliyor ne yapacağını. Biz bu anlamda bu güzel rol modelleri, onları cesaretlendirici rol modellerini biraz daha gün ışığına çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Efendim son 5 dakika. Evet. Yani koşturmaca geçiyor Denizli'ye geldiğiniz evet. zaman da. Evet. Fazla sizin zamanınızı almayalım. Çünkü yoğun bir temponuz var. Bu 5 dakikada ben şunu sizden rica ediyorum. AK Parti kadın kollarının çalışmalarını ve gerçekten işte siz dediniz ya müracaat etsinler kadınlarımız, çekinmesinler. Hı hı. Şimdi bazı kadınlarımız çekiniyor, müracaat etmiyor bu girişimcilikle ilgili. Hı hı. Nasıl bir yol izlemeliler? Gerçekten AK Parti İl Başkanlığı'nda böyle bir birim kuracak mısınız? Evet. Şimdi tabii ki bu verilen teşvikler öncelikle AK Parti, biz AK Parti'deki zaten bizim şöyle kadın kollarımız, kadın kolları başkanımız, yönetimlerimiz bu kooperatif ve konusunda yeterli bilgiye sahipler. Biz onları yönlendirebiliriz, cesaretlendirebiliriz. Biz bu yönde bir kadın kolu teşkilatlarımızla birlikte ciddi anlamda bu yönde bir, şimdi mesela Buldan'da kuruldu. Buldan'daki kurulmasında da öncülük edenlerden biri yine bizim Buldan Kadın Kolları Başkanımızın öncülüğünü. Kadınları cesaretlendirerek bir araya getirdi. Orada da kuruldu. Biz doğru yönlendirebiliriz. Başvuracağı yerler ticaret il müdürlükleri. Kooperatifçilik, kooperatif dalı ticaret il müdürlüklerinde. Buraya gittikleri takdirde zaten gerekli bilgiler, ne yapmaları gerekiyor, nasıl başvurmaları, nasıl kooperatif konularla ilgili. Ki onun haricinde de bizim Ticaret Bakanlığımızın web sayfasında böyle hap gibi çok da güzel açıklayıcı bilgiler var. Oradan da bakarak bu konuda bilgi edinebilirler. Biz tabii AK Parti kadın kolları olarak bizim en büyük önceliğimiz kadının statüsünün daha da güçlendirilmesi. Bugüne kadar öyle de oldu. Kadına karşı bakış açımız da o şekilde. Baktığımızda biz AK Parti kadın teşkilatları olarak hiç öyle hani diyor ya muhalefet evinde oturan daha ürkek kadın değil. Biz tamamen dışarıda olup partisini, davasını savunan kadınlarız. Başkalarının mahallesindeki dertleriyle dertlenen kadınlarız. Sosyal ve aktif kadınlarız. Bizim görmek istediğimiz bu kadınlar. Bunların da daha fazla gün yüzüne çıkması için elimizden geleni yapacağız. Tabii bir ülkemizde kadın konusu çok da hassas bir konu, hassaslaştırılmaya başlandı. Bunun üzerinden siyaset yapılmaya başlanıyor. İşte kadına yönelik şiddet vesaire. Sanki bu bir AK Parti'nin politikasıymış gibi değil. Buradan da ona da söylemek istiyorum. Kadına karşı şiddeti önlemeyle ilgili bizim 6284 numaralı kanunumuz var. Bu AK Parti zamanında mecliste oy birliğiyle geçmiştir. Dolayısıyla biz kadına karşı şiddette sıfır tolerans, Sayın Cumhurbaşkanımızın da deyimiyle sıfır tolerans ilkesiyle sonuna kadar mücadele edecek. Bununla ilgili gerekli anayasal altyapıya da sahibiz. Kanunlarımız var. Şunu da söylemek istiyorum. Bugün bir kadın bir cinayet kurbanı, bir şiddet kurbanıysa onu artık müebbet ceza alıyor erkekler. Tabii ki medya olarak da söylüyorum. Yani bununla da ilgili bir eylem başlatmak gerektiğini gösteriyorum. Çünkü sanki zannediyor ki ben kadını öldürürüm, öldürmüş 3 gün yeter çıkarım. Yok öyle bir şey. Artık müebbet hapis. Müebbet hapis var. Dolayısıyla bu konuda da
toplumumuzu bu konuların da işlenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Biz hazırız Sayın Vekilim. Evet. İşleyebiliriz evet, yani beraber konuları. Bu konuları işlememiz gerekiyor. Kesinlikle anlatmamız gerekiyor. Doğru bilgiler vermemiz gerekiyor. Kulaktan dolgu bilgilerle diye biliyorsunuz. Bakın İstanbul Sözleşmesi'nden biliyorsunuz biz yani ayrıldık. Çıkma sebebimizden bir tanesi şudur. Buradan da bir kez daha ifade edeyim. Çünkü çok farklı şekilde algılanıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Eyvah kadın öldürülecek. Yok öyle bir şey. Biz kadın İstanbul Sözleşmesi'ne göre biz cezaya yaptırım indirim verilmiyor yani. Ceza verilmiyor o katilleri. Onun haricinde oradaki en büyük sebeplerden biri de şudur. Cinsel yönelimlerinden dolayı. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin de bir maddesinde insanların cinsel tercihlerinin yargılanmayıp toplum önünde de özgürce ve eşitçe bunun yaşayabilmelerini ifade ediyor. Bugün İstanbul Sözleşmesi'ni hiçbir şerh olmadan imzalayan yegane ülkeyiz. Şerh koymadan. Bugün Avrupa ülkelerinde birçok ülke buna şerh koymuş, bu maddelere şerh koymuş. Biz koymamışız. Bizim biliyorsunuz Türk toplum aile yapımız, çekirdek aile yapımız bizim çok güçlü. Güçlü bir aile yapımız var. Bizim bu aile yapımızın köreltecek, buna yanlış tohumlar ekecek, bunu farklı yere çekecek ve bununla ilgili bize yaptırım uygulanmasına biz müsaade edemeyiz bir anlaşma niteliğinde. Dolayısıyla bugünün bu İstanbul Sözleşmesi olur ama bizim işte dediğim gibi anayasamız var. Kuvvetli meclisimiz var. Buradan yasalarla tekrar bu desteklenir. Yani şimdi bak 2014 yılında İstanbul Sözleşmesi 2011'de Türkiye imzalıyor. İşte 8 tane de imzacı bunu 2014'te hayata geçiyor. 2014 yılından şöyle baktığımızda kadına karşı şiddetle ilgili düşüş bir trendi var mı? Yok, daha yükseliş var. Evet. Ha bu İstanbul Sözleşmesi'nden dolayı mı oldu? Hayır. İstanbul Sözleşmesi olmadığı için mi olacak? Hayır. Onun içeri farklı yalnız. Bunun içeriği siz anlatınca çok farklı. Farklı. Yani oradaki bizim tamamen bizim oradaki Türk aile toplumu şimdi eşcinsel evliliklerin müsaade edilmesi söz konusu. Ve toplumumuzda da bundan ciddi rahatsızlık duyan insanlarımız var. Ben de rahatsızlık duyuyorum. Yani bunun aleni artık böyle gidip aleni bir şekilde herkesin gözünün önünde, çocuğumun gözünün önünde yaşanması. Evet özgürlükler diyor. Özgürlükler ayrı bir şey. Ama bunu çocuğumun gözünün önünde yaşanmasını istemiyorum ben. Sağlıklı bir toplum olmak istiyorum. Toplumumuzun bizim o ayarlarımız var ya böyle ince ayarlarımız da bununla oynamaktır. Aslında bu birlikteliği, bu yapıyı bozmaktır. Bunu bütün ülkeler yasak. Yani bunu işte Papa da yasakladı. Bundan konuşmak yasak. İşte Rusya'da çocuğuna eşcinsellik muhabbeti yapmanın çok büyük cezası var. İnanılmaz hapis cezası var. Çocuğunla bile konuşman yasak. Dolayısıyla biz bunu çocuklarımızın önüne getirip ay çok normal bir şeymiş gibi küçücük çocukları böyle gökkuşağı gibi giydirip yolda yürürken efendim birbirlerini öptürüp yani hoş şeyler değil bunlar. Biz bunu kaldıramayız. Normal değil zaten. Sağlıklı toplumun normal bir şeysi değil bu. Dolayısıyla evet bu tercihleri olanlar olabilir. Onları siz bunu yaşadınız diye bir yaptırım yapalım demiyorum. Ama bu kadar aleni toplumu dejenere edici şekilde göz önünde yaşamalarını doğru bulmuyorum. Siz diyorsunuz ki içeriği farklı, anlatımı farklı. Kesinlikle. Diyorsunuz. İçeriğine yani, bakmak lazım diyorsunuz. Herkese ben İstanbul Sözleşmesi'ni, yani şu an herkes onunla ilgili yorumlar yapıyor. İşte yani okudunuz mu? İstanbul Sözleşmesi'ne baktınız mı? Nedir içeriği, nedir diyor musunuz? Yani bir çoğumuz bakmıyoruz yalnız. Öyle. Bilmiyoruz. Şu an bilmiyoruz yani içeriği nedir, ne değildir. Sadece öyle bir şey var kadın işte AK Parti kadına karşı şiddet böyle olsun önüne geçsin kadını öyle bir şey var mı? En büyük mücadeleyi biz veriyoruz. İnanın o kadın cinayetleri davalarını bir fil Ceren'i bir fil takip ettik, ediyoruz. Sonuna kadar en ağır cezaları alması için mücadele ediyoruz. Bununla ilgili altyapı ve insan hakları beyannamemiz, insan hakları reform paketimizi açıkladı. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız orada çok ciddi bir alanda kadına karşı şiddetle ilgili sıfır tolerans ve bununla ilgili atılması gereken adımlar ve bununla ilgili yeni bir paket de bitti. Böyle bir taslak çalışmamız da vardı. O da bitti. Onu da hayata geçireceğiz.
İnşallah bu mücadelemin sonuna kadar devam edecek diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza yan sağlık. Yani dakika yetmedi ama evet. Bir dahaki sefere inşallah daha detaylı bir program gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Yeni görevinize de Pamukkale TV ailesi olarak başarılar diliyoruz. İnşallah daha güzel programlara imza atarız efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de buradan tüm izleyicilerimize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın sonuna geldik. Bir başka programlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın efendim.